Herkes kendi hayatına döndü Zeynep. Herkes ait olduğu yerde. Sen bile. En son böyle. Şimdi döndüğünde yanımda o vardı. Ben sana hepsini unutturacağım. Hiç merak etme. Bu burada bitmedi. Bitmedi. Ozan, mesajımı alınca beni ara. Bu sefer kaçamazsın. Beni Sitare Hanım'la konuşmak zorunda bırakma. Duydun mu beni? Akşam dönünce benim fotoğraflara bakarız değil mi yine ha? Babam benim ya. Bakarız tabii ki. Hepsine bakarız. Tamam, hayırlı işler. Allah yolunu açık etsin benim güzel kızım. Allah'ım seni ne güzel insanlarla karşılaştırsın. Amin. Nerede, nerede, nerede? Ünlü olmak ne güzel. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Vay be. Fotoğrafa bak be. Ya. Keşke Melek de beni... Bebek Melek de beni böyle ünlü gibi görse. Ünlü ben, ünlüyüm ben böyle. Normalim falan. Vay be, ne güzel rüyaydı be. Yok ama ya. Görmezsin ya, görmezsin yok. Sonra der ki kötü adam olmuş. Kadir kötü yola düşmüş derse. Yok yok, tamam ben vazgeçtim. Görmesin. Zeynep telefonsuz kaldı. Ne yapmak lazım ama Kadir benim ben. Ajansı biliyorum. Yetiştiririm hemen. Ya hayır, unutmuş olamam ya. Ozan'ı gördün mü? Buralarda bir Sitare Hanım'ı arıyordu galiba. Oo, partinin yazısı gelmiş. Bak bak gözleri nasıl da patronları. Zeynep, Doruk Bey'e bakıyorsan kadınlar tuvaletine bakabilirsin. Patronla tuvalet keyfi nasıl geçti? Saçma sapan konuşmayın. Tamam diyorum Salih. Sen gelince konuşuruz. Benimkileri hallederiz sonra. Ya tamam ama sen annenlere bir çıtlat yani. En azından el öpmeye geleceğimi söyle. Ay ne el öpmesi Salih? Benimkiler öyle el falan öptürmez. Neyse tamam, sen ne zaman geliyorsun? Benim daha var birkaç gün. Annemler bırakmıyor. İyi tamam, neyse sen gelince konuşuruz. Çok işim var benim şimdi. Annem de çok heyecanlı. Hepsinin selamı var sana. Çok güzel. Neyse sen gelince konuşuruz. Tamam. Budur abi. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Daha gelmedi yalnız. Ozan'ı gördün mü? Ne yapacaksın? Öpüp tuvalete mi kaçacaksın? İstersen sen direkt tuvalette bekle. Ağzını falan yıkarsın belki. Ozan mı sonuçta? Tek yıkamada çıkmıyor olabilir. Sen laf yetiştirmeye bile değmezsin. Sitare Hanım gelince söyle. Telefonumu evde unuttum. Ama buralardayım. Tam olarak nerelerdesin mesela? Doruk Bey'in özel tuvaleti uyar mı sana? Sana da eğlence çıktı değil mi? Pardon ama senin eğlence anlayışın bu değil. Bu senin işin. Sitare Hanım'ın gölgesine saklanıp dedikodu yapmak. Laf atmak. Pislik yapmak. İftira atmak. Yazık. Başka çaren yok ama değil mi? Yani başka yeteneğin yok çünkü senin. Ah canım ya. Kuzenin acısını böyle mi çıkaracaksın? Sen benim kuzenime acı veremezsin. O kadar değerli değilsin çünkü. Biliyorsun değil mi? Umurumuzda değilsin. Ama ben sana kızmıyorum. Senin kariyerin bu. Ajansın mikseri olmak.
laf taşı, laf at, laf, laf. Hayatın bu işte senin. İşini yapıyorsun ama sen de ne yapacaksın işte? Ekmek parası. Bana bak, sen daha dün çıkmışsın o kenar mahallenden. Benim kariyerime dil mi uzatıyorsun? Ben aslında karakterine dil uzatıyordum ama o da olur. Sonuçta kariyerin karakterinden daha önemli değil mi? Yazık. Şuna bak ya. Şuna bak. Dünkü gelmiş, yok kariyerin, yok karakterin. Daha bundan birkaç ay önce peşimde Mine Hanım, Mine Hanım diye dolaşan İzi'ye bak ya. Havası 1500 hanımefendinin. Ama senin o havanı bir söndürmek lazım küçük hanım. Ozan'ı gördün mü? Toplantı odasındaydı. Hangi toplantı odasında? Bilmiyorum. Ozan, mesajım alınca beni ara. Bu sefer kaçamazsın. Beni Sitare Hanım'la konuşmak zorunda bırakma. Duydun mu beni? İşim var, kapat. Dur, kapama. Bak. Bak, dün gece için ben de kendime senin kadar kızgınım. Ama ben o düşündüğün canavar değilim Sitare. Ama ve Zeynep'in hakkında böyle düşünmesini ben kaldıramam. Bak, kız benimle konuşmak istiyor. Ama sesli mesaj atmış, dün geceyi konuşmak istiyor. Kavga ettiğimizi gördü. Ama kendine geldi, çıplaktı. Neler soracağını düşünebiliyor musun? Ne çeşit bir pislik olduğunu sormakla başlayabilir mesela. Ya lütfen. Lütfen, lütfen bana yardım et. Lütfen bana yardım et. Bak, ben ona ne dersem diyeyim, benden sonra gelip seninle konuşacağını biliyorsun. Tamam, aynı şeyi söylememiz lazım. Ağzımızın bir olması lazım. Sitare, lütfen bana yardım edeceğini söyle. Bak, ben hiçbir şey yapmadım. Tamam mı? Sen bana ne kadar kızarsan kız, hiçbir şey yapmadığımı biliyorsun. Toplantı odasında dediler, geldim. Telefonumu evde unutmuşum. Neyse. Kapıyı kilitliyorum ki rahat konuşalım. Sordun herhalde değil mi? Bugün boş burası. Dün geceki gibi susacaksın herhalde. Peki. Peki. Ama bu sefer sorularımı cevapsız bırakamayacaksın. Ozan, şaka yapmıyorum. Dün gece bana ne oldu söylemek zorundasın. Ben yarım yamalak bir şeyler hatırlıyorum ama tam olarak ne oldu hatırlamıyorum. Tek hatırladığım, üçümüz için de çok korkunç bir gece oldu ve senin yatağında bir anda... Sana yemin ederim, yemin ederim. Bak, ne yaptığımı anladığım an durdum, fark ettim, yapamadım, yapmadım. Sari, hiçbir şey yapmadım. Eğer 5 dakika sonra gelsen hiçbir şey görmeyecektin çünkü zaten... Zaten onu da giydirmiş olacaktım. Ne istiyorsun? Hı? Sırf nihayetine erdiremedin diye alkış mı bekliyorsun? Teşebbüs var, sonuç yok. Kahramanımız pisliğin teki değil, beyaz atlı prens. Neden? Çünkü yapmadı. Öyle mi rezilsin ya? Gerçekten rezilsin. İşte bak.
Ben ona ne diyeceğimi bilmiyorum. Lütfen. Lütfen bana yardım et. Lütfen. Başının çaresine bak Ozan. Senin sapkınlıklarından daha önemli işlerim var. Ha bu arada. Sana bir sürprizim olacak. Ne? Ne? Neyse işte yanlış toplantı odasına gelmişim. Sana iyi toplantılar. Sana da. Belli ki zor bir toplantı olacak. Yatakta zor bir gece ha. Kimler için zor Zeynep? Sen, sevgilin ve sevgilisi için mi?